Evet, Giresun'da bu mevsimde bahçelerin altında otlar bir hayli büyümüş olduğu için otlar, sırganlar vesaire bu her zaman böyledir zaten. Buranın iklimi ve bitki örtüsü, toprak yapısı itibariyle. Şimdi bahçenin içerisinden ilerleyip gerek bir şey almak için, gerekse bir meyveye, bir şeye veya kontrole gitmek için. Hülasa bahçenin içinde yürümek nasıl oluyor? Şöyle bir gösteriyorum otların içerisinde. Şöyle biraz daha açık planla çekersek eğer. Gördüğünüz gibi şöyle yarı belime kadar otlar geliyor. Otların arasında gayet zor bir şartlarda yürümeye devam ediyorsun. Şöyle bir yol bulursan şanslısın. Biraz yoldan gidiyorsun. Ama genelde gördüğünüz gibi örtü bu. Tabii bu otların içerisinde yürürken her türlü canlılarla karşılaşabilirsin. Buna önlem olarak biraz uzun giyinmek, belki bir çizme giyinmek faydalı olabilir. Ama şimdiye kadar bir sıkıntı yaşadığımızı hiç hatırlamıyorum. Evet, eğrilti otları bir hayli fazla büyümüş. Şimdi ağaçların altında gördüğünüz gibi. Buralarda yaklaşık bir ay önce sakarca dediğimiz çok nefis yemeği olan bir tür, yine doğal kendiliğine yetişen soğansı kökü olan bir bitkiden video çekip atmıştım. Gördüğünüz gibi artık oradan eser yok. Her taraf yeşillerle dolmuş.